13. sayfa 1. etkinlik. Aşağıdaki özellikleri okuyunuz. Güçlü yönleriniz için gülen surat, güçlendirilmesi gereken yönleriniz için üzgün suratı boyayınız. Planlıyımdır. Evet, bu güçlü yönüm olduğu için burayı boyayalım. Ödevlerimi zamanında yaparım. Bu da güçlü yönüm olduğu için boyayalım. Arkadaşlarımla her konuda konuşurum bu yönümü güçlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burayı boyayalım. Büyüklerimle iletişim kurarım. Evet bu güçlü yönümdür. Bir konuyu nasıl araştıracağımı bilirim. Bu da güçlü yönümdür. Birçok konuda arkadaşlarıma liderlik ederim. Bu konuda biraz güçlendirilmesi gerekir. Beni ilgilendiren konularda karar veririm. Evet bu da güçlü yönüm. Aileme ve arkadaşlarıma yardım ederim. Bu da güçlü yönüm. Zor durumdaki insanlara istekte bulunmasalar bile yardımda bulunurum. Bu da güçlü yönümdür. İkinci etkinlik. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Ailenizde ve sınıfınızda nasıl bir işbirliği içinde olduğunuzu söyleyiniz. Ailemde sofra hazırlarken anneme yardımda bulunurum. Sonra masanın toplanmasında da gene anneme yardımcı olurum. Temizlik konusunda da anneme yardımcı olurum. Odamı toparlarım. Yatağımı düzeltirim. Okulda da arkadaşlarımla birlikte çalışırım. Arkadaşlarımın yapamadığı şeyler olursa onlara yardımcı olurum. 1. Güçlü yönleriniz ve geliştirilmesi gereken yönleriniz nelerdir? Güçlü yönlerim planlayımdır. Ödevlerimi zamanında yaparım. Büyüklerimle iletişim kurarım. Bir konuyu nasıl araştıracağımı bilirim. Beni ilgilendiren konularda karar veririm. Aileme ve arkadaşlarıma yardım ederim. Zor durumdaki insanlara istekte bulunmasalar bile yardımda bulunurum. Geliştirilmesi gereken yönlerim ise arkadaşlarımla her konuda konuşurum. Bu konuda kendimi geliştirmem lazım. Bir de birçok konuda arkadaşlarıma liderlik ederim. Bu konuda da kendimi biraz daha geliştirmem gerekli. 2. Geliştirmesi gereken yönleriniz için neler yapabilirsiniz? Ben arkadaşlarımla her konuyu konuşamam çünkü biraz sıkılkanım. Bu konuda daha özgüvenli olmam gerekli. Bir de arkadaşlarıma liderlik etme konusunda çok iyi olduğum söylenemez. Liderlik yönüm çok gelişmemiş. Bu konuda kendimi geliştirmem lazım. 3. İşbirliği içinde olmak sizce neden önemlidir? İşbirliği içinde olunca, e, işbirliği içinde olunca yapılması gereken işler daha kısa zamanda yapılır ve daha az yoruluruz. Yardıma ihtiyacı olanlara da yardımda bulunursak daha iyi olmuş olur. 15. sayfa etkinlik. Aşağıdaki yüz ifadelerini inceleyiniz. Hangi yüz ifadeleri olumlu davranışlar gösteren bireylere aittir? İşaretleyiniz. Buradaki, buradaki ve buradaki yüz ifadeleri olumlu davranış gösteren bireylere aittir. Bu, bu ve bu olumlu davranış gösteren bireylere ait değildir. A, arkadaşlarınıza olumlu davranışlar gösterdiğinizde kendinizi nasıl hissettiğinizi yazınız. Arkadaşlarıma olumlu davranışlar gösterdiğimde kendimi mutlu hissediyorum. B. Arkadaşlarınıza olumsuz davranışlar gösterdiğinizde kendinizi nasıl hissettiğinizi yazınız. Arkadaşlarıma olumsuz davranışlar gösterdiğimde kendimi üzgün ve mutsuz hissediyorum. 17. sayfa etkinlik. Aşağıdaki durumlarda neler hissettiğinizi karşılarına yazınız. Arkadaşlarım beni oyuna alırsa sevinir mutlu olurum. Arkadaşım topunu beraber oynamamıza izin verirse sevinir mutlu olurum. Arkadaşım benimle eşyasını paylaşırsa sevinir, mutlu olurum. Arkadaşım bana yardım ederse sevinir, mutlu olurum. Arkadaşım bana küserse üzülürüm. Arkadaşım bana yalan söylerse üzülürüm. Arkadaşım hastalandığımda arkadaşım beni ziyaret ederse sevinir, mutlu olurum. Arkadaşım bana bağırırsa üzülürüm. Arkadaşım bana kaba davranırsa üzülürüm. Arkadaşım benim olumlu özelliklerimi belirtirse sevinir, mutlu olurum. 19. sayfa etkinlik. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde aşağıda verilen değerlerle ilgili neler yaptığınızı yazınız. Sevgi: Arkadaşım Efe'yi çok sevdiğim için oyuncaklarımı onunla paylaşıyorum. Doğruluk: Arkadaşımla maç yaparken faul olmadan kendimi yere atmıyorum. Saygı: Oyun oynarken saygısız ifadeler kullanmıyorum. Yardımseverlik sınıfımızdaki engelli arkadaşıma yardımcı oluyorum. you mm -hmm.